Merhaba arkadaşlar, bu videoda XML nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır bunlara değineceğiz. XML nedir? Öncelikle XML, verilerin düzenli ve yapılandırılmış bir şekilde taşınması için kullanılan, e-ticaret siteleri için çok önemli bir rol oynayan, metin tabanlı bir işaretleme dilidir. Şu anda ekranda basit yapıda bir XML örneğini görüntüleyebiliyorsunuz. XML, e-ticaret platformları arasında ürün verileri, siparişler, envanter bilgileri ve diğer önemli bilgilerin alışverişi ve paylaşımı için yaygın olarak kullanılan bir veri formatıdır. E-ticaret işletmeleri, ürünlerin tanıtımı ve satışı için XML kullanabilirler. Tüm ürünlerinizi içeren ya da belirli ürünleri filtreleyerek XML dosyanızı oluşturabilir ve bu dosyada ürün adı, stok adeti, ürün fiyatı gibi diğer önemli bilgileri bu şekilde gösterebilirsiniz. Envanter yönetimi için de kullanabilirsiniz. Ürün stokları, fiyatlar ve diğer ürün bilgileri sitenizde değiştiğinde bu bilgileri içeren XML linki otomatik olarak güncellenebilir ve diğer sistemlere otomatik olarak iletilebilir. Bunun adına entegrasyon denilmektedir. Sipariş yönetimi için de kullanabilirsiniz. Müşterileriniz sitenizden bir ürün sipariş verdiklerinde bu sipariş bilgileri XML formatında kaydedilir. Bu XML dosyası ürün bilgilerini, müşteri bilgilerini ve ödeme bilgilerini içerebilir. Farklı platformlar arasında veri alışverişi için de kullanabilirsiniz. XML sayesinde örneğin sitenizdeki tüm ürünleri otomatik olarak cimri.com, akakçe.com, Trendyol veya Hepsiburada gibi pazar yerlerine gönderebilirsiniz. Birazdan canlı bir örnek yapacağız. Bunlara ek olarak birçok farklı işlem için de XML kullanabilirsiniz. Örneğin lojistik sağlayıcıları veya ödeme işlemleri için de XML entegrasyonları kurabilirsiniz. Özetle XML, verilerin yapılandırılması ve taşıması için esnek bir yol sunmakta ve farklı sistemler arasında uyumlu veri alışverişleri sağlamaktadır. Bu da e-ticaret işletmelerinin verilerini düzgün bir şekilde yönetmelerine ve farklı iş ortakları veya platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre çalışmasına yardımcı olmaktadır. XML nasıl kullanılır? Şimdi bir sitede bulunan ürünleri hızlı bir şekilde farklı bir platforma yani farklı bir siteye sadece XML kullanarak nasıl aktarabileceğimizi göstereceğim. Detaylı kullanım ve ayrıntıları için ise sağ yukarıda bulunan linke tıklayabilir ve tüm detayları öğrenebilirsiniz. Şu anda ekranda örnek bir e-ticaret sitesinin admin panelini görüntülüyorsunuz. Bu siteden XML yardımıyla cimri.com'a XML çıktısı vereceğiz ve ürünlerimizi toplu bir şekilde cimri.com'a aktaracağız. Yani entegrasyon sağlayacağız. Eklentiler kısmından XML çıktısı verebileceğimiz iki modül var. 1. Universal Import Pro 2. Universal Data Feed. Canlı olarak belirli düzende verileri göndermek istiyorsanız feed kurmalısınız. Bir defalık data gönderecekseniz Import Pro kısmından yapabilirsiniz. Aralarındaki temel fark budur. Sitemizdeki bilgiler güncellendikçe cimri.com'da da güncellensin diye biz feed kuracağız. Yani ne demek istiyorum? Örnek sitemizde bir fiyat değiştiğinde otomatik olarak o ürünün fiyatı cimri.com'da da güncellenecektir. Universal Data Feed'e tıklıyoruz. Feed yapılandırması. Yeni oluştura tıklıyoruz. Adı kısmına cimri yazalım ve feed türünden de cimri.com'u seçelim. Alt kısımdan birçok özelleştirme ve filtreleme yapabilirsiniz ama biz şimdilik sitemizdeki tüm ürünleri olduğu gibi gönderelim. Böyle kaydet butonuna tıklıyoruz. Sonra tekrardan feed yapılandırmasına gelip cimri XML'inin ne sıklıkla sitemizden oluşturulacağını seçiyoruz. Örnek her 24 saatte bir oluşsun, her 12 saatte bir oluşsun gibi buradan belirli düzeni seçip kaydediyoruz. Oluştur dediğimizde canlı XML'imiz hazır. Linki açıp siz de görüntüleyebilirsiniz. Bundan sonra yapmanız gereken tek işlem cimri.com'a üye olup hesabınız kısmından bu XML'i tanımlamanız yeterli olacaktır. Tanımlama işleminden sonra siteniz artık cimri.com'la entegre bir şekilde çalışacaktır. Özetle XML, siteler arası veri paylaşımı için de kullanılabilir. Bu sadece XML'in tanımlarından ya da XML'in kullanım alanlarından
çok küçük bir parçasını oluşturmaktadır. XML'i toplu fiyat güncelleme içinde kullanabilirsiniz, sipariş yönetimi içinde kullanabilirsiniz. Aklınıza gelen her türlü e-ticaret sitenizi yönetim konularında XML kullanabilirsiniz. Sizlere tavsiyem, e-ticaret siteniz varsa ve e-ticareti derinlemesine öğrenmek istiyorsanız XML'i detaylı bir şekilde araştırmanızı tavsiye ederim. Bu videomuzda genel hatları ile XML nedir, ne işe yarar, bunları öğrendik. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve daha fazla kişinin faydalanmasını isterseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Ekranda çıkan videolara tıklayarak diğer sitelerin nasıl kurulduğunu da öğrenebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere.